Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Haziran Salı günü saat 7.30 suları akşam saatlerindeyiz. Altın analizi videomuza başlayacağız. Onun öncesinde her zaman olduğu gibi günlük önceki analizleri bir hatırlayalım. Çünkü benim bütün analizlerim arkadaşlar birbirine bağlantılı, silsile halinde devam ediyor. Dolayısıyla son 2-3 günü o yüzden izleyin diye söylüyorum. Eğer analizlerimi beğeniyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğeniyorsanız da videoları beğenin, beğenmiyorsanız da beğenme tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. En son yaptığımız analizde dün çok güzel bir analiz oldu benim açımdan. 370 üzerinde kapanış olursa al sinyali üretir yatırım tavsiyesi olmadan demiştik ve 375-376 seviyeleri hedeflenir diye konuşmuştuk. Ben aslında hedef çok vermiyorum arkadaşlar. O hedef değil çünkü illa o hedefe gidecekmişiz gibi algılanıyor ama çok şükür tam tuttu bugün hedeflerimiz, nokta atışı oldu ama olmayabilir de önemli olan burada trendi yakalamak, hep anlattığım gibi 370'ten 374 olur, 376 olur, 378 olur, 373 olur. Önemli olan yukarı doğru trendi yakalayabilmek ve treni kaçırmamak arkadaşlar. Trenin yönü batıya gidiyorsa batıya gitmek, doğuya gidiyorsa doğuya gitmek. O yüzden ben hedeflerden çok trenin yönünü tespit etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Benim teknik analiz sistemimde bu yatıyor. Zaten bunların detayını eğitim setinde anlatmaya çalışacağım size. Hazırlamakta oldum ama hem bir yoğunluk var hem de bu vergi makaslardan dolayı biraz insanlar da isteksizleşmiş olabilir. O yüzden benim de zamanım yok zaten yapmaya. Bir iki ay içerisinde umuyorum ki hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi diğer analizde ise bir tane analiz yapmıştık pazar günü. Altında uzun vadede 358 kritik diye anlatmıştık ama bununla karıştırmayın arkadaşlar. 8 Haziran'la karıştırmayın. Uzun vadeli analiz demek bilmeyenler için söyleyeyim. Haftalık ve aylık bazda en az 2-3 hafta, 2-3 aylık manalara gelen analizler yapıyoruz biz. Oradaki trendler farklı oluyor, gidişatlar farklı oluyor. Ama günlük bazda da gidişatlarımız farklı oluyor. 367'lerden 5 saatlikte al sinyalimiz gelmişti. Şu an 376'ya yükseldik. Belki oradan tekrar aşağı gideceğiz. 358'leri bulacağız atıyorum. Senaryo tamamen bu. Bunlar ayrı şeyler. Biz günlükte sinyalleri yakalamaya çalışıyoruz. Bu 364'ten yukarı döndük. 376'ya kadar geldik. Boş mu duracağız orada? Durmamak için makaslar, vergiler var diyeceksiniz ama onu yapacak bir şey yok arkadaşlar. Traderlar için, forexçiler için. Ben bir de kendi teknik sistemimi kanıtlamak için ben bu analizleri yapıyorum. İsteyen beğenir, isteyen de izlemez. O kendisine kalmış bir şey. Yatırım tavsiyesi olmadan alsat sinyallerini veriyorum. Bu benim analiz sistemim sonuçları. Size alsat tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum defalarca. Söylüyorum, bıkıyorsunuz bazen ama ben de bıkıyorum. Ama bazıları yanlış anladığı için bunları hatırlatıyorum. Neyse arkadaşlar, lafı uzatmadan gram ve ons analizine geçelim. İlk olarak onstan başlıyoruz biliyorsunuz. Dün ne demiştik arkadaşlar? 1700 üzerine kapatırsak bu bizim için tekrar olumluya döner demiştik. Çünkü neden? Hatırlayın şu pembe ortalamanın altında kaldıktan sonra sert bir düşüş yaşamıştık. Oralardan toparlamaya çalışmıştık. Tekrar onun üstüne çıkarsak dün zorlamıştı. 1705'lerin ben tekrar geleceğini söylemiştim tahminime göre. Dünkü kapanışa göre analiz yaptığımızda, dünkü videoda daha doğrusu. Bugün de kritik bir seviyemiz vardı. 1705-1706'ların üstünde kaldıktan sonra ons bazında ben günlük olarak eğer böyle kapatırsak arkadaşlar şu an 1716'dayız. Yani 1710 üzerinde kapanış yaparsak al sinyalinin geleceğini 1705'lerden teyitlendiğini söyleyebilirim. Hatta 1706'ın 1707 diyelim arkadaşlar. 1707'nin altına kapanış gelmedikçe al sinyali gelecek ve daha yukarıları hedefleyecek. İlk direncimiz 1721'de, daha sonraki 1730'larda, daha sonra da 1745'lerde, sonra daha üstlerde de 1765'ler var. Onun öncesinde de 1754 var. Belalı olan bir noktamız. Orayı birazdan anlatacağız arkadaşlar. Şimdi günlük bazda durum mum grafikler açısından böyle. Yukarı doğru bir gidişat var. Bir tane daha çizgi çekeceğim sizler için. Şimdi yukarıdan gelen bir trendimiz var. Dolayısıyla bugün için 1733, yarın için 1700 yine 33'lere, 32'lere denk geliyor. Dolayısıyla bizim hedefimizin eğer 1720 üzerinde kapanış yaparsak 1732'ler olabileceğini söyleyebilirim. Orada muhtemelen zorlanacaktır arkadaşlar. 375-376'larda eğer gram zorlanırsa bilin ki ons da 1730'larda zorlanıyor. Şimdi bir de indikatörlere bakalım arkadaşlar. Pardon, günlük bazda kısa ve uzun vadeli stop alet yukarı doğru gitmekte.
RSI kritik 50 bandın üstüne çıkmış durumda. Aşağılardan geldi ve toparladı, yukarı doğru gidiyor. İlk gidebileceği yer şöyle bir düşen bir kanal var. RSI bizim yarın için 55 seviyelerini test edebilir. 55 seviyeleri de herhalde 1725-1730 seviyelerine denk gelebilir diye düşünüyorum. Şu an için onsun önü açık olduğunu görüyorum ama 1730'larda, 33'lerde, 32'lerde zorlanabileceğini sizlere aktarmak istiyorum. Peki bir de 5 saatliğe bakalım. 5 saatlikte ise zaten al sinyalinin 1690'lardan geldiğini daha önce söylemiştik ve halen şu yükseliş trendinde. Bakın alttan gelen şu yükseliş trendini görüyorsunuz. Bu trendin halen korunduğunu görüyoruz. Bu trend din bozulması için şöyle bir baktığımda bizim en az 1700'ün altında, 1705'lerin altında kapanış yapmamız gerekiyor ki bu trend bozulsun 5 saatlikte de. RSI'ye baktığımda çok sert bir yükseliş var. Yukarı doğru gitmekte, 62'lere doğru bir hareket etmesi muhtemel gibi gözüküyor. RSI kısa vadeli de tutar RSI. Tepelerden aşağı geldi ama tekrar yönünü yukarı çevirmeye çalışıyor. Biraz tepelerde ama kâr satışları gelebilir. Dolayısıyla 1710'lara kadar bir düşüş olursa, 1711'lere kadar bunlar sürpriz olmaz. 1719'da bir direncimiz var. Bakın burada mavi ortalamaya geçemedik. 1720 üzerinde kapanış yaparsak rahatlayacaktır ve yukarı doğru 1732'lere deneyecektir diye düşünüyorum. Günlük bazda yine aynı şekilde 1715-16'larda bir direncimiz var. Onun üstünde kapanış yaparsak yine 1720'leri ve daha sonrasında kırarsa da 1732'lere gideceğiz. Dolayısıyla şu an yön yukarı arkadaşlar, ONS tarafında. Al sinyalinin bugün geldiğini söyleyebilirim size yatırım tavsiyesi olmadan. Başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar? 5 saat diye baktığımda bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir tane de formasyon yakaladım ben. Onu hangi renkte yapsak? Renkler çok fazla birbirine geçiyor ama şöyle koyu kırmızı gibi bir şey yapalım arkadaşlar. Kan kırmızısı gibi bir şey yapalım. Şimdi burada arkadaşlar 1721'de daha önceden bir tepemiz vardı. Oradan bir düşüş yaşamıştık. Ve şu an tekrar 1721'e geldik. Bakın çanak oluştu yine. Veya fincan kulp ne derseniz arkadaşlar. Bu çanağı eğer biz yukarı katlarsak zaten daha sert bir yükseliş gelecektir. Onları şimdi hesaplayacağız. Genelde biliyorsunuz fincan kulpta şöyle bir kulp oluşur. Bu da yani şu 1721'de satıcıların olduğunu yani bir miktar satıcıların güçlü olduğunu gösterip aşağı doğru kâr satışları gelir. Kâr satışlarının arkadaşlar olduğunu göstermesi için, bunun daha aşağılara gitmemesini anlamak için sınırımızı söyleyeyim ben size. 1705. 1705 altına gelmedikçe biz yukarı çanağa katlamaya doğru gideriz diye düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Onu da sarıyla çizeyim ben. Yapmak istediğim bu değil ama şöyle boşa alayım fırçamı, tekrar çizeyim. Evet, şunu demek istiyorum. Şöyle bir düşüş olabilir. Tekrar 1705'lerde toparlanıp tekrar yukarı gider. 1721'leri yukarı kırarsak hedefimiz daha yukarı olur. Peki çanak teoridir arkadaşlar. İlla olacak diye bir şey yoktur. Bazı arkadaşlar bu formasyonları aşırı ciddiye alıyorlar. Tamam, formasyonlar önemli ama trend kırılırsa formasyonun bir anlamı kalmaz. Şimdi eğer trendimiz devam ederse, trendin kırılmasının da manası koşulu neydi demiştik arkadaşlar? 1705. 1705 altına gelmedikçe bizim trendimiz kırılmaz ve 1721'lerin üstüne hedefleriz. Peki diyelim ki biraz uzun vade olacak ama belki bu 1-2 hafta içerisinde olacak. 1670'de aşağıda var. 1720'de yukarıda var. Bunun üstüne koyun 50 doları. 50 dolarlık fark var yani. Yani ne yaptı bize? 1760 yapar. 1760'lerin tekrar söz konusu olabileceğini ben düşünüyorum. İle önümüzde, bakın şuradan da bir trend çizdim ben şimdi. Karşımıza 1732'ler çıktı. Ne zaman çıktı arkadaşlar? Tarih olarak da söyleyeyim size. 11-12 Haziran tarihleri hangi güne geliyor? Bu cuma veya pazartesine kadar 1730 olma ihtimali de gözüküyor gibi geldi bana. Yatırım tavsiyesi olmasın, böyle bir senaryo çizdim. Bunun koşulu ne arkadaşlar? Dediğim gibi 1705'in altına gelmemek. 1705'in altına gelmediğimiz sürece biz önce 1721'i kırmaya çalışacağız. Sonra kâr satışları gelecek, belki bir miktar 1705'lere kadar düşeceğiz veya 1710'lara kadar. Sonra tekrar 1721'i deneyeceğiz. Oraya da tekrar kırarsak, bu sefer kalıcı olarak en az 2 gün üstünde kalırsak önce 1745, sonra 1755, sonra da en tepede 1770-65'ler var.
Dolayısıyla illaki buralarda zorlanacaktır. Oralara gelince ayrıca konuşuruz. Bu sonuçta 4-5 gün sonrasının olayı, biz şu an günlük olarak bakıyoruz. 5 saatlik bakıyoruz hatta. Durum bu vaziyette arkadaşlar. Ons tarafında videoyu uzatmadan ben dediğim gibi sabaha kadar analiz yaparak konuşurum sizlerle, ama videoyu çok fazla uzatmadan gram tarafına geçelim. Gram tarafında dün ne demiştik tekrar hatırlayalım. 370 üzerinde, 370,5 üzerinde kapanış olursa al sinyali üretir demiştik ve 375-376 hedef olur diye söylemiştik. Tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar analizi kanalıma girip. Şimdi bakın 375-376'yı neden söylemiştik? Tekrar çizelim. Şöyle bir düşen trendimiz vardı. Bakın arkadaşlar şuradan şöyle bir trend çizmiştik ve bakın tam noktasına kadar oradan o trende dokunduk. Peki hocam bu trendi kıramaz mıyız? Kırabiliriz. Yukarıda kırabiliriz ama şu an öyle bir durum gözükmüyor. Eğer oluşursa da paylaşacağız. Yani kırılmaz diye bir şey yok çünkü bakın şöyle bir düşen bir kanalımız var. 50 bandına takıldı. 50 de bizim için kritik bir seviye. Uzun vadeli stop RSI o da diplerden yukarı doğru gidiyor. Kısa vadeli hiçbir dönüş yok. Yukarı gidiyor. Ama bizim için 375'ler, 376'lar direnç arkadaşlar. Yarın için bakıyorum yine 375,5'lar bize direnç olacaktır. Eğer biz 375,5'ların üzerinde 376'ın üstünde kapanış yaparsak diyelim düz olarak 380'lere doğru bir hareket olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla takip etmeniz nokta, gereken nokta 376'ın üstünde kapanış yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Yani şu trendi kıracak mıyız? Ona bakıyoruz. Dün de ben söylediğim gibi eğer 370 üzerinde kapanış olursa al sinyali gelir diye söylemiştim. Daha sonrasında uyumuştum. Kapanışı beklememiştim. Şimdi ben gram sinyallerini verdiğim tabloya geliyorum ve şurada arkadaşlar hatta 367'den de 5 saatlikte al sinyalinin geldiğini size söylemiştim. Hatırlarsınız o videoyu izleyenler. Ama ben günlük bazda analiz yaptığım için dünkü kapanışa 370,5 demiştim ben ona. Ondan vazgeçmeyelim. Sadık kalalım. 370,5'tan al diye işledim ve 376'lara kadar yükseldik. Bakın şuradan düşen bir trendimiz vardı. O trendi ben şimdi uzatıyorum. Uzattığımda bakın nerelere geldik. 376'lara geldik. Yarın için 376'lardan geçiyor. Dolayısıyla 376, 377'nin üstüne biz çıkmalıyız ki bu trendi kıralım. Peki bu trendin yüksekliği kadar kırarsak yukarı gider mi? Gider arkadaşlar. Eğer bu trendin üstüne kalırsak benim fikrim indikatörlere de baktığımızda yukarı doğru gidebilir diye düşünüyorum. Şunun yüksekliğini ölçelim arkadaşlar. Diyelim ki yarın kırdık. Kırdığımızda 390 seviyeleri söz konusu olabilir ama bunun için 376 hatta 77 gibi gözüküyor şu an biraz daha yaklaştığımda trend çizgisi, ama şunu da tam oturtursak herhalde 376,9 6 pardon arkadaşlar. Yarın için 376, yani 376'nın üstünde kalmamız lazım. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şu trendin üstünde hareket yapmamız lazım. Bu durumda ilk gideceğimiz yer 381, daha sonrasında da 385'ler var. Eğer bir trend dönüşü de olmazsa demin gider oraya dedim ama gidebilir diyecektim arkadaşlar. Düzelteyim. Hiçbir zaman kesin konuşmam. Kesin de konuşulmaz. Konuşan varsa da hata ediyordur. Şimdi şunu demek istiyorum. Şu şekilde aşağı gelir. Önce bir kar satış olur. Buralara düşer. Tekrar yukarı gider. Buradan da bir kar satışı gelir. Tekrar 380'i test eder. Tekrar 390'a gider. Yani bu çok sonrasının olayı. Yani belki 10 gün sonra 390'ları test edeceğiz. Eğer bu kanalı kırarsak tabii. Peki bu kanalı kıramazsak ne olur arkadaşlar? Onu da söyleyeyim ben size. Yanlışlıkla kapattık. Hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Bu analiz sayfam değil ama yine de burada göstermek istiyorum size. Evet. Peki şuralardan biz 376'lardan şurada olduğu gibi bakın 380'den 382 tepe demiştik hatırlarsanız burada direnç olabilir demiştik. Tepe demeyelim de. Burada da 376 direnç olabilir diyoruz şu an. Aynı şekilde şurada da bir düşüş olursa benzer olarak ne olur? Biz şuralara gideriz arkadaşlar. Oralarda 360'lar. Biz ne demiştik uzun vadede? 359, 358 seviyesi söz konusu olabilir diye anlatmıştık. Eğer o senaryo gerçek olursa buralara doğru gideriz ve 360'lar bizim için yeni dip olur. Belki oradan sonra tekrar 370'lere test ederiz. Artık ondan sonra şu kanal ne olur?
Bilemiyoruz. Belki burada artık yukarı kırılır. Bu kanal geçerliliğini yitirir. Şu kanalın yüksekliği kadar bu sefer yukarı giderse de 380'leri tekrar test eder gibi. Ama burada da 360'ta da tutunamazsa bu sefer bu kanalın yüksekliği kadar aşağı gider. 340'ları test eder. Bunlar hep uzun vadede anlattığımız şeylerdi, hatırlarsınız. Pazar günü yaptığımız analizlerde. Ama şu an onlar bizim derdimiz değil. Biraz detaya girdik şu an. Ama bizim için önemli olan şu an 376 tepesini tespit ettik. 370'lerden al geldi. Hatta 367'lerden 5 saatlik de al geldi demiştik. Yani şuralardan al sinyali gelmişti. Ve 364'ten 376'lık bölgeyi trendi tespit ettik. Önemli olan şimdi 376'ya geçip yukarı mı gideceğiz yoksa aşağı mı döneceğiz? Onun tespitini yapmak bana kalıyor ve benim teknik analiz sistemime kalıyor. Onu da inşallah elimizden geldiğince tespit etmeye çalışacağız. Durum bu vaziyette arkadaşlar. Şöyle bir özetleyelim. Tekrardan eski ekranıma gideyim ben. Eski ekranıma gittiğimde günlük analiz sayfama gittiğimde günlük bazda arkadaşlar yükselişin devam ettiğini görüyorum. 376 bize direnç. 376'nın üstünde kapanış yapmamız lazım. Hatta 370'i de direnç olabilir yarın bize. Bakın şu mavi ortalama bugün için 375,8, yarın kabaca 376,8'lerden geçeceğini düşünüyorum. Şu mavi çizgin önemini anlatmıştık. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bu mavi çizginin üstünde kaldıkça ayrı bir davranış vardı. Şu mavi çizginin altında kalınca da farklı bir davranış vardı. Bıçak gibi kesiyordu gördüğünüz gibi. Şu an alt taraftayız ve bu mavi çizginin üstüne çıkarsak 380'i ben rahatlıkla test edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar özetleyelim lafı uzatmadan arkadaşlar. Yükselen trendimiz devam ediyor. 376-377 direnç bize. Onun üstüne çıkarsak daha güzel hareketler olabilir ama oradan dönüş olursa da şu şekilde zikzak hareketlerine devam edebiliriz. O konuda da sizleri analiz yaptıkça uyaracağım. Bakın şu zikzak, ikinci zikzak buraya gider mi? Aşağıda da 358'ler kırmızı ortalaman bakın burada aşağıdan geliyor. Hatta onu ileride bir günde böyle çakıştırırsak 358-359'lara denk gelecektir. Orası da zaten bizim için şurada bir taban olan bir noktaya denk geliyor. Orası da bize büyük ihtimal destek olacaktır. Bakın şu alttan da çizdiğimde. Yani tarih olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. 15 Haziran'da 360 mı olacağız yoksa 380 mi olacağız? Öyle bir durum var gibi sanki. Bunları gün gün analiz yapacağız. Sadece benim hissiyat olarak söylüyorum. 360 veya 380'de olabiliriz haftaya, pazartesi veya cuma günü. Takip edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Al sinyalimiz devam ediyor. 370,5'tan başlayan. Şu an 376, 375'lerdeyiz. Tekrar bir gelişme olursa arkadaşlar paylaşacağız. Kendinize bakın. İyi akşamlar.